Gelişmekte olan ülkelerde neden çevreci örgütler daha agresif ve daha güçlü? Çünkü gelişmesine mani olsun diye. Gelişmesine mani olsun diye. Evet. Greenpeace'i kimin örgütlediğini bilmiyor muyuz? O işte onu. Yani Greenpeace'in arkasında hangi gücün olduğunu bilmiyor muyuz? Amerika. Yok bilmiyor muyuz? Tabii canım ya. Bilmiyor muyuz? AB fonlarının bir kısmının bu işlere gittiğini bilmiyor muyuz? Yani Avrupa Birliği fonları kullanılıyor. Yani, çevreyi kim kirletiyor? Bunlar... Bombaları kim yağdırıyor? Ormanlara kim bombaları yağdırıyor? Oraları kim yakıp yıkıyor? Zeytin'de bir köy evi vardı. Bir şey söyleyeceğim çünkü. Bakın ben Türkmen yörük bir adamım derdi. Hacı Bektaş Veli'den başlayıp Yunus'tan devam eden beytler, şiirler okurduğu o çok muazzam destanlar anlatırdı. Tuncer Kurtiz diye bir adam vardı bu memlekette ve o bölgede yaşadı. Yani şu anda çıksa eline bir tane sopa alır, değnek alır, oradakilerin çoğunun kafasına vurur. Öyle bir adam. Ha, ağaç kesenlerin de kafasına vurur. Ve ama haklıdır. Onu söyleyeyim. Şimdi Tuncer Kurtiz gibi olsanız, yani bir köy evini tadilat yaptırıp orada oturuyor olsanız. Mezarı da ve, bir köy mezarı gibi. Tabii tabii. Yani o, yani ayrıntısı tam var oraya, da mesela tam oraya uymuş. Yani zoraki defnedildi toprağı orada o da başka bir mevzu. Olsanız canımı yiyin. Canımı yiyin ya. Çünkü öyle yaşıyordu. Öyle olmasını istiyordu dersin. Aynı Tora gibi. Şimdi der ki bu Henry Tora bize bizim bir şey almamızı ya da şöyle düşünmemizi biz kendimiz mi karar veriyoruz yoksa büyücü mü bize böyle düşünmemizi ve böyle almamızı fısıldıyor. Bakın radyonun olmadığı dönemde televizyonun gazetenin, gazete var kısmına var. Toparlaman gerekiyor. Dur bir dakika. İnternetin olmadığı dönemde söylüyor. Dağıldık. Dur. Hayır bir şeye getireceğim. O dönemde diyor ki bizim bir şeyi almamız ya da düşünmemizi bizi kendimiz mi karar veriyoruz? Yoksa büyücü mü bize bunu vaaz ediyor? Sonuçta diyor ki büyücü bize vaaz ediyor. Şimdi internet, sosyal medya, konvansiyonel medya, televizyon, kitle iletişim araçları üzerinden bizim kendi düşüncelerimizi idrak ve yaşama ya da karar verme yetimizi elimizden alıyorlar. Yani Tora yine haklı çıkıyor. Yani Kaz Dağları diyor ve biz hala Kaz Dağları diye KJ'ye giriyoruz mecburen. Kaz Dağları olmadı halde orası. Öyle mi? İşte 13 bin diyor devlet açıklama yapıyor. Onlar da 190 bin ve 190 bin olarak kalıyor ağaçta. Siyanürle hiç alakamız yok. Bu altından çıkarttıktan sonra işlendiği yerde siyanür kullanılıyor diyor. Hala altın çıkartılırken siyanür kullanılıyor diye başlıyoruz. Dolayısıyla bu çevre bilinci denen şey Ahmet Kekeci'nin lafıyla bitirmiş olayım, sorusuyla bitirmiş olayım. Gelişmekte olan ülkelerde bir silah olarak, bir güç olarak, bir geriletme aygıtı olarak kullanılıyor. Ve biz de bundan nasibimiz alıyoruz. Ayrıca bizim Türk madenciliğinin imtiyaz hakları yabancılardadır. Çoğunlukla. Evet. Maalesef. Öyle. Yani bizim Türk X, Türk Y, Türk Z diye bildiğimiz madenlerin, Türk maden olsun, Türk kağıdının çoğu şeydir, yabancıdır. Onu da altını çizerek yürütmüş olayım. Şunu da söyleyeyim. Çevreci, normal, gerçekten samimiyetle, çevre bilinciyle bunlara çıkıp karşı olmak da saygı duyacak bir şeydir. Birkaç kalem var. Bir, gazeteci. Gazetecilik faaliyeti. Dünyanın en dokunulmaz imtiyazlı sınıfı. Türkiye'ye ajan gönderiyor. Basın konseyi vakfı mesela basın konseyi olarak tanımlıyor. Hasan Öztürk konuşayım. Ya boş ver ya tamam. Boş. Ama ne güzel bak sen de bizi tahrik ediyorsun. Ajanı Türkiye'ye gazeteci diye gönderiyor. Cebine bir tane gazeteci kimliği koyuyor. İşte X gazeteden, Y televizyonundan Türkiye'ye gönderiyor. Sanatçı. Ve suç işliyor burada mesela. Değil mi? Suç işliyor. Ve sen buna müdahale edemiyorsun. Ettiğin zaman da ifade özgürlüğü bilmem efendim. Yahut Türkiye'de birini gazeteci diye isimlendiriyor. Alıyor bir yere koyuyor. Bu onun adı gazeteci oluyor. Çalışıyor. Ve suç işliyor. Sen bunu elleyemiyorsun, dokunamıyorsun devlet olarak. Gücün yetmiyor. Çünkü büyücü, Hasan Öztürk'ün büyücüsü
Bunu öyle bir sarıp sarmalamış ve ayrıcalıklı ve imtiyazlı ve korunaklı ve falan falan hale getirmiş ki sen bakıyorsun orada çatır çatır suç işliyor. İhanet yapıyor. Efendime söyleyeyim insanların ölümüne sebep oluyor. Hepsini yapıyor. O orada işte adı gazeteci misal denen kişi bunu yapıyor. Ama sen ona müdahale ettiğin zaman hukuki bir müdahale ettiğin zaman kıyamet kopuyor. İki. Siyasetçi. O kadar dokunulmaz mesela hadi isim vermeyeyim. O kadar dokunulmaz, o kadar ellenemez, o kadar işte falan falan. Suç işliyor, çıkıyor, bir çağrı yapıyor. 50 insan, 52 insan ölüyor. Ve bunun hesabını sorduğun zaman işte diktatörlük bilmem ne vesaire falan bunlar konuşuyor. İki siyasetçi. Üç sanatçı. Üçte bir yahu Allah aşkına otursan üç kelime konuşamayacağın kişiye sanatçı diyor. Tamam mı? Bu sanatçı basfıyla tırnak içerisinde, kimliğiyle, titriyle çıkıyor suç işliyor. Olmayacak şeyler yapıyor. Sufle ediyorlar. Hasan Öztürk'ün o ifade şeyden aldığı, apardığı ifadesi güzel. Büyücü bunlara, bu gazeteciye, bu sanatçıya, bu siyasetçiye üflüyor. Bu da üfleneni hayata geçirmeye çalışıyor, konuşuyor diyor falan. Ona da dokunamıyorsun. Dört, çevre denen bir şey. Tamam mı? Çevrecilik. Greenpeace'ler şunlar bunlar vesaire. Bunlar da dokunulmazlığı var ama çevreci ama falan. Peki en dokunulmaz hangisi? Facebook, Twitter, evet. Instagram. Tabii. Ve biliyor musun bak biz bile reklamını yapıyoruz. Orada yayınlıyoruz. Ekranda evet. Duruyor. Ve biliyor musunuz ben oraya herhangi bir markanın logosunu koysam vergi cezasından Sanayi Bakanlığı Rekabet Kurulu, RTÜK herkes devreye girer cezayı keser bana ama Twitter'ın kuş orada duruyor, bana ceza falan kesmiyor. Evet, ticari bir kuruluş olduğu halde. Şimdi dokunulmaz ya, dokunulmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.